أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه محبة الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم Muhterem müminler, geçen dersimizde Müslümanlar olarak, müminler olarak yeryüzündeki insanların çeşitli inancı, çeşitli dinleri, inançları, düşünceleri paylaşan insanların içinde Müslümanların tavrı ne olacak? Müslümanların tutumu ne olacak? Müslümanların davranışları nasıl olacak? Bu konuyu geçen ders okuduğum ayet-i kerimenin etrafında toparlamaya çalışmıştık. Bazı gelişmeler oldu, bazı durumlar ortaya çıktı. Bugün de yine bu ayet-i kerimenin etrafında bazı tefsirleri, izahları meydana gelen hadiselerle irtibatlandırarak arz etmeye devam edeyim. Geçen ders, geçen hafta daha doğrusu birisi İslam'a ait olan muhteşem mübarek bir gece, diğeri de gayrimüslimlere ait bir gece geçti. Müslümanlara ait olan, Müslümanların nazarında pek ehemmiyetli bulunan Miraç gecesiydi. Öbürüsü de Hristiyanların nazarında pek ehemmiyetli olan Noel gecesiydi. Her neyse, geçti, gitti ama bir sürü arkasında olaylar, üzerinde durulması, ibret alınması, ders alınması gereken bazı neticeler bıraktı. Tartışıldı, konuşuldu, çok şeyler söylendi. Biz bugünkü dersimizde bunları toparlamaya ve tavrımızı mümin olarak, Müslüman olarak davranışımızı ayet-i ilahiyenin ışığında belirtmeye çalışacağız. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz Hoca Efendi konuyla alakalı konuşma yaptı. 6. kanalda çok değerli bir profesör, hoca kardeşimiz bir konuşma yaptı. İhsan Süreyya Sırma diye bildiğimiz, sevdiğimiz, tanıdığımız bir kardeşimiz. Ama arkasından tabii muazzam derecede basında, yayında, üniversite profesörleri arasında tartışmalar çıktı. Atışmalar, yazışmalar meydana geldi. Bütün bunların sebebi neydi? Sırrı neydi, hikmeti neydi? Bunları bugünkü dersimizde inşallah özetlemeye çalışacağız. Tavrımızı ve tarzımızı belirleyeceğiz. Önce ayet-i ilahiyeyi kısaca arz edeyim. Estağfirullah. Allahu Teala bizzat Kur'an'da müminlere hitaben, yeryüzündeki müminler hangi durumda, hangi halde, hangi şartlarda olurlarsa olsunlar, Cenab-ı Hak bir şart belirtmiyor. Bir Müslüman yeryüzünde hangi halde olursa olsun, hangi şartlarda olursa olsun,
hangi iklimde, hangi beldede, hangi bölgede, hangi kıtada, hangi yönetimin altında olursa olsun, bütün davası, kavgası, sevdası, arzusu nedir? İnancını, Allah'ın kendisine teklif ettiği dini ve inancını yaşamaya çalışmasıdır. Evet. Yaşamasıdır demiyorum. Yaşamaya çalışmasıdır. Tam manasıyla yaşayabilir mi, yaşayamaz mı? O ayrı bir dava. Yaşamaya çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bunun mücadelesini veriyor mu, vermiyor mu? Bunun şuuruna, bunun idrakine sahip mi, değil mi? Haramlarla helalleri fark edebiliyor mu, edemiyor mu? Hak ile batılın farkında mı, değil mi? Hakkı batıl mı zannediyor, batılı hak mı zannediyor? Bunlar çok mühim meseleler. Şer, hayırla şerri ayırt edebiliyor mu? Hangi şeylere hayır diyor, hangi şeylere şer diyor? Doğruluk, eğrilik nedir? Doğruluğun ölçüsü nedir? Alameti nedir? İşareti nedir? Bütün bunlar bilinmesi lazım ki Müslüman tavrını ortaya koyabilsin. Helalı haramı bilmeyen, günahı sevabı bilmeyen, hakkı batılı bilmeyen, hayrı şerri bilmeyen, doğruyu eğriyi bilmeyen bir adam nasıl tavır koyacak? Ebu Bekir ile Ebu Cehil'i tanımayan nasıl tavır koyacak? İşte Kur'an-ı Kerim'in asıl gayesi insanlara bunları öğretmektir. Bunları belirtmektir, anlatmaktır, açıklamaktır ki bu hakikatleri gördükten, okuduktan, anladıktan sonra Müslümanlar tavırlarını ortaya koyacaklar. Düşünün, bir Noel gecesinin karşısında Müslüman olduğunu söyleyenlerin perişanlığı arş-ı âlâya çıkmıştır. Bir Noel gecesi hadisesinin karşısında ben de Müslümanım diyen insanların tavrındaki felaketi, sefaleti bütün dünya televizyon kanallarından gördü mü, görmedi mi? Gördü. Müslümanlar bir türlü tavır sergileyemiyorlar. Bir türlü Müslümanca, mümince, Muhammed Mustafa'ya ümmet olmanın neticesi itibariyle tavır ortaya koyamıyorlar. Kimisi Ebu Bekir'i Ebu Cehil zannediyor. Kimisi Ebu Cehil'i Ebu Bekir zannediyor. Şerefsiz. Farkında değil. İşin vasıfları bilinmiyor, sıfatları bilinmiyor, alametleri bilinmiyor. Daha doğrusu Kur'an'ın bu konudaki izahları ve ihtarları, irşatları bilinmiyor. Allah'ın bize teklif ettiği esaslar bilinmiyor. Usuller bilinmiyor. Meseleler bilinmiyor. O kadar çok meselemiz var ki, davamız var ki, o kadar çok sıkıntımız var ki, şu anda dünyanın en sıkıntılı insanları Müslümanlar. Şu anda dünyanın en şaşkın insanları Müslümanlar. Şu anda dünyanın en başsız insanları Müslümanlar. Şu anda dünyanın en aptal durumunda olan insanlar Müslümanlar. Kimden yana oldukları belli değil, kimden yana, kimin tarafında, kimin safında, kimin yolunda olduğu belli olmayan insanlar Müslümanlar. Bakıyorsunuz zulmü alkışlıyor, zalimi alkışlıyor. Bu kargaşa böyle devam edemez. Zira Allah'ın Resulü buyuruyor ki, nasıl yaşıyorsanız öyle öleceksiniz. كَمُوتُونَ كَمَا تَعِيشُونَ Nasıl yaşıyorsanız öyle öleceksiniz. Ne halde yaşıyorsanız o halde öleceksiniz. Allah. Gafletle yaşıyorsanız gafletle öleceksiniz. Cehaletle yaşıyorsanız cehaletle öleceksiniz. Sefaletin içinde yaşıyorsanız sefaletle öleceksiniz. Rezaletin içindeyseniz rezaletle öleceksiniz. Ne halde yaşadığımız çok önemlidir. Ve nasıl ölmüşseniz mahşerde Allah'ın divanına öyle geleceksiniz. Abdestli ölen abdestli gelecek. Namuslu ölen namuslu gelecek. Helal ile beraber olan helallerle, haramlarla beraber olanlar haramlarla beraber huzura gelecektir. Bu da neyle olur?
yeryüzünde tavrımızı, tutumumuzu açıkça ortaya koymaya bağlıdır. Ne olduğumuz, ne olmadığımız belli olmalıdır. Kimden yana, kimlerden yana olduğumuz belli olmalıdır. Müslüman gölgeli, karanlık, perdeli olmamalıdır. Müslüman net olmalıdır. Müslüman açık olmalıdır. Müslüman şeffaf olmalıdır. Müslümanın yüzüne bakan Allah ve Resulünün nurunu görmelidir. Gafletin, dalaletin, cehaletin, hiyanetin içinde olmamalıdır. Müslüman net olmalı, temiz olmalıdır. Müslüman hilesiz olmalıdır, yalansız olmalıdır, dümensiz olmalıdır. Müslümanın tavrı açık olmalıdır. Değil, bugünkü haliyle değil. Bosna'da 36 aydır katliam var, savaştır demiyoruz. Çeçenistan'da katliam var, savaştır demiyoruz. Vesair bölgelerde Müslümanlar inim inim inliyor, eziliyor, mahvoluyor, kırılıyor, dökülüyor, yok oluyor. Bir bakıyorsunuz bu Müslüman boşnaklar, bu Bosnalı Müslümanlar, yaşadıkları ülkede, bölgede, kıtada, Yugoslavya'da İslami hayatı ortaya koyamamışlar. 100 boşnak ailesinin 46'sı Allah'ın kitabında ebediyen yasak olduğu halde Müslüman olduğu söylenen kızlarını gayrimüslim olan Sırpların erkekleri nikahlamaya razı olmuşlar. Boşnakların kendi ifadesine göre diyor 100 Müslüman boşnak ailenin kızı Sırplara gelin gitmişti. Ya Müslüman kızını gayrimüslime verebilir mi ya? Nerede görülmüş? İslam sınırlar koyuyor, hudutlar koyuyor. İnsanları, Müslim, gayrimüslim unsurları belirtiyor, bildiriyor. Biz bu sınırlara uymak zorundayız. Hudutlara uymak zorundayız. Şahsiyetimizi, haysiyetimizi ortaya koymamız lazım. Hani İslam şahsiyeti, hani İslam haysiyeti, hani İslam'ın ciddiyeti, cibilliyeti, cinsiyeti? Bütün bunlar birike birike zalimin zulmüne kapı açıyor. Zalimin zulmünü davet ediyor. Ve alemi İslam işte bugün tam anlamıyla kana boyanmış durumdadır. Kana bulanmış demiyorum, kana boyanmış durumdadır. Alem-i İslam kan çanağına dönmüştür. Allah-u Teala bu musibetlerle, bu katliamlarla, bu çatışmalarla alem-i İslam'ın ya hakkıyla Müslüman olması yahut yeryüzünden çekip gitmesini istiyor. Ümmet-i Muhammed sürünemez. Ümmet-i Muhammed ayaklar altında kalamaz. Ümmet-i Muhammed rezil rüsvay olamaz. Çünkü Hazreti Muhammed kainatın sultanıdır. Yeryüzünün, arşın, ferşin, meleklerin, feleklerin, bütün alemlerin sultanıdır. Onun ümmetlerinin sürünmeye hakkı yoktur. Onun ümmetlerinin ayaklar altında inlemeye, Rus ayılarının, serhoşların, alkoliklerin ayaklar altında ezilecek halleri olmaması lazım. Eğer eziliyorlarsa ümmet-i Muhammed değildir. Eğer çizmelerin altında, tankların altında eziliyor, inim inim iniyorsa vallahi gerçek ümmet-i Muhammed değillerdir. Gerçek anlamda ümmet-i Muhammed değillerdir. Bütün bunları açıkladıktan sonra insanlar arasında tavrımızı belirleyen şu ayeti kerimeyi geçen ders arz etmiştim. Bugün biraz daha üzerinde ayetin durmamız gerekiyor. Kısaca arz ediyorum. قَاتِلُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ Müminlere hitap ediyor Rabbimiz. Ey müminler! Gerekirse ölümü göze almak şartıyla, ölümü göze almak şartıyla, yani hayatımıza mal olacak olsa bile, hayatımıza, çünkü hayat, kardeşler şu noktada anlaşmamız lazım. Bugünkü alemi İslam'ın perişanlığı buradan geliyor. Bir hayatı yakalamışız, bir hayatımız var. Hayat adı üzerinde, bunun açıklaması olmaz. Hayat, hayat dediğimiz şey nedir? Evvela alemi İslam burada anlaşması lazım, burada Kur'an'la uyum sağlaması lazım.
Kur'an'a göre hayat nedir? Nefes alıp vermek değildir. O biyolojik olarak izah edilebilir. Nefes alıp, hani bir adam ölmüş mü ölmemiş mi diye neresine bakarlar? Nefes alıp veriyor mu? Kalbi atıyor mu? Nabız var mı? Kalp atıyor mu? Nefes alıp veriyor mu? Biz onu kastetmiyoruz. O biyolojik ve fizyolojik, fiziki bir hadise. Onunla biz meşgul değiliz. O ayrı bir mesele. İslam'a göre insan hayatı nefes alıp vermek değildir. Çünkü nefes alıp vermek hayattır deseniz, hayatın aslı budur, esası budur deseniz, o zaman çok affedersiniz, sıçanların hayatıyla eşit olur insan hayatı. Çünkü sıçanlar da hava alıp veriyor. Bütün mahlukat burada eşittir. İnsan hayatından maksat hava alıp vermek değildir. Başka? Bir Müslümanın anladığı hayattan maksat yemek içmek değildir. Yemek içmek de hayatın hedefi gayesi değildir. Niye? Hayatın gayesi, manası, amacı yemek içmektir deseniz, o zaman çayırlarda, meralarda, tarlalarda otlayan hayvanlardan vallahi farkınız kalmaz. O da çayırda otluyor, ne var yani? O da yiyor, içiyor. Asıl hayat nedir? Alem-i İslam'ın burada evvela karar vermesi lazım, meseleyi buradan ele alması lazım. Hayatımızın manası, hayatımızın gayesi, hayatımızın hakikati nedir? Mahiye hakikatül hayat, hayatın hakikati, mahiyeti nedir? Kur'an buna çok önem veriyor. Çok ehemmiyet veriyor. Hayat bizim elimizde nedir, ne değildir? İslam, hayat bizim elimizde emanettir diyor. Nasıl siz bir sefere, seyahate giderken çok mühim bir emanetinizi çalınmasın, alınmasın diye güvendiğiniz bir adama emanet verirsiniz de seyahatten döndükten sonra o emaneti ne yaparsınız siz söyleyin, geri alırsınız. Efendi Allah razı olsun emanetini ver desin. Hayat da bizim elimizde ve bizim üzerimizde emanet midir değil midir? Burada kimse konuşmuyor. Günü geldiği zaman, ecel geldiği zaman bu hayat emaneti istesek de istemesek de elimizden alınıyor mu alınmıyor mu? Kimse bunu düşünmüyor. Sanki kendi malıymış gibi. Sanki kendisinin öz malıymış, emanet değilmiş, babasının malıymış, kendi mülküymüş zannediyor hayvan insanlar. Senin değil hayat ya. Sen kendi arzunla, isteğinle bu aleme gelmedin ki. Bakkaldan erzak sipariş ediyor gibi sen hayatını sen kendin mi sipariş ettin? Yani sen mi bu eline beş parmağın takılmasını arzu ettin? Sen mi ağzının içine 32 tane dişin takılmasını sipariş ettin? Bana 32 tane diş ver dedin de Allah sana öyle mi ver diyor? Sen kimsin? Adın senin yok senin. İki tane göz istiyorum dedin de mi gözün sana takıldı? Yok. Allah kimseye danışmadı. Allahu Teala kimseye böyle bir hak vermedi. Hayata biz kendi irademizle gelmedik. Tamam. Kendi arzumuzla, kendi siparişimizle, kendi keyfimizle gelmedik dünyaya kardeşler. Vallahi bu hayat bize emanet olarak verildi. İstesen de elinden alınacak, istemesen de. Allah diliyor ki, Allah istiyor ki bu hayatı pisi pisine harcamayasın. Yanlışlık yapmayasın, hata etmeyesin. Allah-u Teala istiyor ki bu hayatın dünyadaki hayattan ibaret kalmasın, cennette de devam etsin. İslam'ın gayesi budur. Şu hayatımızın daha mükemmel şekilde cennette devam etmesini istiyor İslam. Cennette devamını istiyor. Bizim hayatımız hayvan hayatı gibi
bitki hayatı gibi, ağaç hayatı gibi, efendim çiçek hayatı gibi öyle solup, kuruyup, sönüp giden bir hayat olmasını istemiyor. Ya ne istiyor Cenab-ı Hak? Dünyadaki hayatımızın cennette ebediyen devam etmesini istiyor mu, istemiyor mu? İşte onun için dünyadayız. Onun için imtihandayız. Onun için muazzam bir imtihan sahnesindeyiz. Onun için eşya ile imtihan ediliyoruz. Madde ile, eşya ile, dünya ile, çoluk çocukla, kadınla, kızla, şehvetle, şeytanla. Onun için imtihan altındayız. Bakalım bu engelleri aşabiliyor, yolunu şaşırmadan, yönünü şaşırmadan dünyaya, eşyaya, kadına, kıza, maddeye, kasaya, masaya, arsaya, keseye aldanmadan ebedi hayata nail olabiliyor mu, olamıyor mu? Eşya bunun için bizim elimize verilmiş. Yoksa zaten elimizden alınacak. İstesek de istemesek de malımız, mülkümüz elimizden neticede alınacak mı, alınmayacak mı? Bana bunu erkekçe cevap vermesi lazım. Alınacak. Daha niye aldanıyorsun? Benimdir diyorsun, senin değil. Bu evin tapusu bana aittir diyorsun. Ölür ölmez bir gece bile o evde kalamıyorsun. Seni morga kaldırıyorlar, soğuk hava deposuna kaldırıyorlar. Bir gece bile kalamıyorsun. Ahmak oğlu ahmak. Senin değil. Senin değil bu dünya. Sana ait değil. Mülkiyetler geçici, hürriyetler geçici. Ben hürüm diyorsun, istediğini yaparım, yapamazsın. Vücudunun bir tarafına felç geldiği zaman elin veya kolun seni dinliyor mu, dinlemiyor mu? İtaat etmiyor sana. Hayatın sahibi sendeyiz. Nasıl anlatacağız bunları insanlara ya Rabbi? Nasıl anlatacağız bunları? Ne kadar anlatacağız, kime anlatacağız? Muazzam bir problem. Bütün bunları konuştuğunuz zaman tabii şu anda dünyada bütün dünyanın basın, yayın, gazete, televizyon takip edin. İslam'ın en büyük düşmanları şu anda Türkiye'de. Vallahi araştırın. Fransa'dan Çin'e kadar, Çin'den Japon'a kadar. Araştırın bütün dünyayı. İslam'ın en amansız düşmanları Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda. Korkunç. Ya Diyanet İşleri Başkanı ne demiş? Bakın geçen hafta. Noel bayramı ile alakalı Müslümanın tavrı, tutumu ne olmalıdır? 4 kelime açıklama yaptı adam ya. 4 kelime. Bütün dünkü gazeteler hepsinde var. Dünkü Zaman Gazetesi'ne bakın. Aynı konuşmanın metnini yine yayınlamış. Ne diyor? Bizim inancımızda, bizim medeniyetimizde, bizim kültürümüzde Noel bayramı diye bir bayram, yılbaşı gecesi diye bir gece yoktur diyor. Vallahi doğrudur. Allah razı olsun. Doğrudur ya. Yok böyle bizim bir bayramımız. Öyleyse diyor Diyanet Reisi, tavrımızı belirleyelim. Bosna'da, Hersek'te oluk oluk kanlar akarken, Çeçenistan'da insanlar havadan bombalanırken, vesair İslam ülkelerinde kan akarken, Müslüman sıfatıyla Noel gecesinde, yılbaşı gecesinde masraf yapmayalım, kutlama yapmayalım, Haçlılarla beraber olmayalım demiş. Doğru mu değil mi? Doğru. Ama ertesi gün Hürriyet gazetesinden Oktay Ekşi, vay efendim irtica, vay laikliğe aykırı konuşma yaptı diye Diyanet Reisi'ni kıstırıyor. Ne olacak kardeşim bu işler? Dünyanın en yaman kafirleri Türkiye'de. Türkiye'deki din düşmanlarından daha büyük din düşmanı yok dünyada. Öteden 6. kanalda o gece bir profesör kardeşimiz aynı manada mealde bir konuşma yapıyor. İhsan Süreyya Sırma. Pırıl pırıl bir profesör, ehli sünnet vel cemaat. Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmet olmanın sevdası içinde bir adam. Konuşma yapıyor. Ertesi gün falan partinin genel sekreteri derhal mahkemeye müracaat ediyor. Bu profesörün tutuklanması lazımdır diyor. Ne demiş bu adam? Bizim tarihimizde Noel yoktur diyor. Müslümanlar bu geceyi boykot edin. O gece bir kuru yemiş, bir kabak çekirdeği bile o gece yemeyin demiş. Tabii böyle bir Müslüman bunu söyleyecektir. Ne söyleyeceğiz? Ve Müslümanlar bundan başka bir şey söylememesi lazım.
Diyanet İşleri Başkanı'nın başına sarık koyacaksınız, sırtına da cübbe giydireceksiniz, Müslümanların önüne koyacaksınız, ondan sonra o da kalkıp İslam'ın icabı olarak bizim tarihimizde, inancımızda, dinimizde Noel bayramı yoktur, bu geceye katılmayın dediği zaman kıyamet koparacaksınız. Peki daha niye o sarığı başına koydunuz? Papaz yapaydınız. Bir papazı getirseydiniz erkekseniz. Bir keşiş getirseydiniz. Bir patrik getirseydiniz. Müslüman bir insan tabii ki böyle konuşacak. Başka türlü konuşma zaten mümkün değil. Ne zaman konuşacağız? Kardeşler, şu anda dünyanın, dünya milletlerinin içerisinde Türkiye'den daha perişan ülke vallahi yoktur, billahi yoktur. Fikir hürriyeti yok. Dünyanın milletleri içerisinde inandığı gibi, istediği gibi konuşanların derhal tutuklandığı tek ülke dünyada Türkiye. Hala 20. asır kapanıyor. Çağımızın, asrımızın, devrimizin, zamanımızın en kötü, özgürce konuşulamayan, özgürce tartışılamayan, herkesin inandığı gibi konuşması mümkün olmayan tek ülke Türkiye. Utanıyorum vallahi Türkiye'li olmaktan. Hemen soruşturma. Hemen mahkeme. Ya Allah'a inanan insanlarız biz. Bakın Allah öyle bir Allah ki Celle Celaluhu. Allah öyle bir Allah ki kendisini istediği gibi inkar etmeye, Allah'a bakın yani, Allah bu Celle Celaluhu. Kendisini inkar etmeye müsaade etmiş mi etmemiş mi siz söyleyin. Bak sesiniz çıkmadı. Etmiş ya. Eğer Allah'ı inkar etmeye Allah müsaade etmeseydi, Allah'ı inkar etmek isteyen bir adamın ağzı çalışır mıydı, çalışmaz mıydı? Çalışmazdı ya, felç olurdu be. Allah'ı görüyor musunuz? Kendisini tartışmaya müsaade etmiş Cenab-ı Hak. Kendisini inkara müsaade etmiştir. Ama bizi idare edenler rejimi, laiklik prensibini tartışmaya müsaade etmiyor. Hale bakın Allah aşkına. Korkunç. Korkuyorlar. Vallahi korkuyorlar İslam'dan. Allah-u Teala bile kainatı yoktan yaratan bir kudret olduğu halde anında ol dediği zaman her şeyi olduran kudret. Böyle bir kudret kendisini inkar etmeye müsaade etmiş. Allah yoktur demeye müsaade etmiş. Allah şöyle midir, böyle midir tartışmaya müsaade etmiş. Sen kimsin ki müsaade etmiyorsun? Niye konuşmaktan korkuyorsunuz? Niye rejimi, cumhuriyeti tartışmaktan korkuyorsunuz? Niçin korkuyorsunuz? Niçin bir takım insanları eleştirmekten korkuyorsunuz? Niçin bazı insanları tartışmaktan korkuyorsunuz? Allah bile kendisini inkar etmeye müsaade etmiş. Bakın Kur'an'dan bir ayet okuyorum. Estaizu billah. فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرْ. Vallahi Allah'ın sözüdür bu. Ne diyor? İsteyen Allah'ın kullarından, isteyen Allah'a iman etsin, isteyen Allah'ı inkar etsin, serbestsiniz diyor. Peki bu rejim niye bunu söyleyemiyor? Niye Türkiye Cumhuriyeti bunu söyleyemiyor? Niye anayasa bunu söyleyemiyor? Allah bunu söylemiş bak. Tartışalım. Kim haklı, kim haksız? Laiklik 70 senede şu ülkeye ne getirmiş ne götürmüş, niye tartışmayalım? Açıkça sansür koymadan, sınır koymadan, engel olmadan, çengel olmadan. Her konuşan insanın önünde bir tane engel, arkada da bir tane çengel. Çekiyor. Nereye çekiyorsun ya? Böyle memleket olmaz. Vallahi bu siyasi sistem, bu rejim, bu kafa, bu anlayış bu memleketi ayakta tutamaz. Sağlam adam yetişmez, karakterli adam yetişmez. Gizli adamlar, karaktersiz adamlar, şahsiyetsiz adamlar, evet efendimci, onu bunu menfaati için tasdik eden adamlar üremeye türemeye devam eder.
din söz sahibi olmazsa, İslam konuşulmazsa, bakın yani bir oktay eksi denen bir kefere İslam adına ahkam kesiyor ya. Amen diye bilmesi mümkün değil. Deseniz ki bu baş yazara, şu İslam'ın iman esaslarını ihtiva eden amentü billahi ve melaiketihi aynen oku, vallahi okuyamaz. Bak yeminle söylüyorum. Ama İslam adına konuşma yapıyor. Diyanet reisini topun ağzına koyup kaldırıp atıyor. Böyle memleket olmaz. Önüne gelen konuşursa, bilen bilmeyen, anlayan anlamayan, din ilimlerini okuyan okumayan din namına konuşursa o ülke kargaşaya gider. Anarşiye gider. Telaşa kapılır. Yanlış olur, hata olur. Öteden feselu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Kur'an'da bir ayettir. Ne diyor Kur'an? Devlet reisinden temizlik işçisine kadar, sokakları süpüren çöpçüye kadar Kur'an hitap ediyor. Feselu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmediğiniz konularda bilen İlim adamlarından meseleyi sorun. Bak feselu Arapça sorun, sorun. Se'ele yes'elu sual Arapça sormak demek. İstemek, sormak. Feselu sorunuz. Ehle zikri o konuyu bilen insanlardan sorun. İn kuntum la ta'lemun bilmiyorsanız sorun. Bazı konularda başbakan olacak kimse bir hoca efendiyle görüşme talebinde bulunmuş. Oturup görüşmüşler. Memleket meseleleri, problemler, sıkıntılar, sarsıntılar yok mu meselemiz? Dünyanın en meselesi, en çok meselesi olan dünyada şu anda dünyada Türkiye'dir. Devletle millet kavgalı. Bakın sistem yani rejim öyle bir tıkanıklığa geldi dayandı ki eskisi gibi asker toplayamıyor. Şu anda 260 bin asker kaçağı var. Asker toplayamıyor ya. Ne ölen belli, ne öldüren belli. Davulla, zurnayla asker gönderiyorsunuz, arkadan tabut geliyor. Tabut, tabut, tabut. Niçin ölüyorlar belli değil. Sistem tıkandı, vergi toplayamıyor. Trilyonlarca vergi kaçağı var. Asker kaçağı, vergi kaçağı, kaçak, kaçak, kaçak. Tıkandı. Meselemiz çok bizim. Hiçbir meselemiz çözülmemiş Cumhuriyet döneminde. Silah sanayisi yok, atom sanayisi yok, enerji darboğazı aşılamamış, altyapı yok, yolların menfezi yok, efendim enerji meselesi yok, doğalgaza geçilememiş, hava kirliliği var, enflasyon Cumhuriyet tarihinde en büyük noktaya geldi. %150. Kuru fasulye şu anda Rami'de, gıda pazarında, toptancıda 75 bin lira kilosu. Kuru fasulye ya. %400 enflasyon var kuru fasulyede. %400. Amerikan dolar almış başını gidiyor. Borçlananlar kahroluyor. Dolarla mağaza kiralayanlar bir gecede 10 tane mağaza batıyor. Memleket batıyor. Hiçbir mesele çözülmemiş. Bu noktada bir hoca efendiyi çağırıp bir siyasi iktidarın başındaki bir adam, bir kadın, bir başbakan, bir hocayla görüştü diye basında yayında kıyamet koptu mu kopmadı mı ya? Dünyanın en büyük kafirleri Türkiye'de. Evet. Efendim laikliğe aykırıymış. Bir başbakanın bir hoca efendiyle görüşmesi laikliğe. Hay Allah bu anlayıştaki laikliğin belasını versin diyor. Hocayla görüşülmezmiş. Efendim hocaları asla yönetime katmamalıymış. Memleket meseleleri hakkında hocalar hiçbir şey söylememeliymiş. Ülke yönetiminde hocanın hiçbir rolü olmamalıymış. Bak 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 bak. Korkunç bir neşriyat var. Gazeteleri okursanız göreceksiniz. Bu zalimler, bu kafirler, böyle söyleyenler, böyle yazanlar hiç mi düşünmüyorlar? Şu İstanbul ya. Şu İstanbul'u Bizans'ın elinden fethedip alan bir fatih var mı yok mu kainatta? Fatih Sultan Muhammed Han. Azıcık açıp okusunlar. Bunlar tarih bilmiyor, bunlar ilim bilmiyor. Bunlar İslam'a düşmanlıktan başka bir şey bilmiyor.
bütün bildikleri İslam'a düşman, Allah'a düşman, Muhammed Mustafa'ya düşman, kitaba düşman. Açın okuyun, 541 sene evvel İstanbul Bizans'ın elindeydi. Fatih Sultan Mehmed Han büyük bir imanla, aşkla, cihatla gelip İstanbul'u fethetmedi mi kardeşim? Etti. Bakın biraz göreceksiniz ki Fatih Sultan'ın yanından hiçbir saniye ayırmadığı bir hocası var. Akşemseddin ya. Açın bakın. Üç kıtaya hükmeden ecdadımız vallahi ulemayı yanından bir saniye ayırmamış. Bunlar ne diyor? Hocalarla görüşmek laikliğe aykırıymış. Papazlarla görüşmek laikliğe aykırı değil ama hocalarla görüşmek laikliğe aykırı. Hocaların kıydığı nikahlar Türkiye'de geçerli değil ama papazların kıydığı nikahlar geçerli. Görüyor musunuz laikliğin hedefi İslam'ı yok etmekmiş. Bak Hristiyanlığa bir şey dokunmuyor laiklikle alakası. Hristiyan papazları sahnede, efendim Patrik Bartolomeu Bizans devletini İstanbul'da yeniden kurmaya kalkıyor. Toplantılar yapıyor, Amerika'dan heyetler geliyor, heyetler gidiyor, siyasi faaliyetler yapıyor. Hiç bunlar laikliğe aykırı değil. Bir başbakan bir hoca efendiyi çağırıp iki kelime görüşüyor, laikliğe aykırı. Şerefsiz bunlar, şerefsiz bu adamlar. Kardeşler böyle gidemeyiz. Her zaman söylüyorum, bu karmaşa, bu kargaşa içinde böyle gidemeyiz. Etrafımız ateş çemberiyle sarılmıştır. İşte Rusya bütün dehşetiyle çullanıyor. Kafkasya'ya hakim olursa vallahi hedef Türkiye'dir. Bak yeminle söylüyorum. Kafkasya'ya hakim olursa. İşte Balkanlar, Sırplar Balkanlara hakim olursa hedef Batı Trakya'dan İstanbul'dur hedef. Açık söylüyorum. Hedef Türkiye'dir, hedef Anadolu'dur. Çünkü Hristiyanlığın kalbi Anadolu'da atıyor. Hristiyanlığın kalbi biliyorsunuz binlerce yıldan beri Anadolu'dur. Rumeli'dir. Ve bunlar Allah etmesin, Allah göstermesin. Böyle bir felaket, böyle bir saldırı başlarsa artık ülkede hiç kimse bu beladan kendisini kurtaramaz. Efendim biz çağdaş insanlarız. Sırplar Türkiye'ye saldırırsa çağdaşlara saldırmaz. Bunu söyleyen ahmaktır. Çağdaş. Ne demek? İşte boyalı cilalı karılara dokunmazmış. Pantolonlu avratlara dokunmazmış. Tırnakları cilalı, dodakları boyalı karılara dokunmazmış. Bunlar çağdaş yaşamı destekleyen kadınlarmış. Niye Bosna'da Boşnakların karıları cilalı boyalı değil miydi? Hepsinin ırzına geçtiler. Ne çağdaşı be? Avrupa çağdaş mağdaş tanıyor mu? Efendim Sırplar, Ruslar, Rumlar Türkiye'ye saldırırsa laikliği benimseyenlere dokunmazmış. Allah şu ahmağa bak. Laikliği benimseyenlere dokunmazmış. Falan partili olursa dokunmazmış. Falan partili olursa dokunurmuş. Ya yok bunlar. Bunların maksadı bu toprakları elimizden almaktır. Şahıslarla alakası yok bu adamların. Saldırdıkları zaman katiyen parti ayrımı yapmayacaklardır. Bunlar SHP'lidir, dokunmayalım. Bunlar refahlıdır, dokunalım demeyecek. Hepsini parçalayacaktır. Evet. Niye, neyin kavgasını veriyorsunuz? Bu millet meclisi denen büyük millet meclisinde bu milletvekilleri neyin kavgasını veriyor bu adamlar? Neyin savaşını veriyorlar? Bu milletvekillerini halt ediyor. Milletin gerisinde kalan milletvekilleri. Vallahi milletvekilleri milletin gerisinde kalmıştır. Hiçbir çözüm üretemiyorlar. Hiçbir kanun çıkaramıyorlar. Hiçbir problemi çözemiyorlar. Aldıkları maaş hepsine haram olsun. Amin. Neyin kavgasını veriyor bu adamlar ya? Memleket gidiyor. Bakın kuru fasulyenin kilosu toptancıda 75 bin liraya çıkmışken bu milletvekilleri neyin kavgasını veriyor? İmansız herifler.
Neyin? Hangi milletin vekilleri bu adamlar ya? Sorun. Yakaladığınız milletvekillerin yakasından tutun. Salın yere bu adamları, sorun. Sorun bu adamlara. Niçin para alıyorlar? Neyin kavgasını veriyorlar? Millet açlığın, yokluğun, kıtlığın kahrını çekiyor. Onlar hala laiklik, laiklik, laiklik. Kimin karın doyuyor? Hangi işte iş buldunuz? Hangi fabrikayı kurdunuz? Hangi yer altındaki madenler işlettiniz? Hangi gelir kaynağı arttırdınız? Neyin çenesini çalıyorlar? Neyin problemini çözüyorlar? Söylesinler, bir tek milletvekili konuşsun. Konuştukları hırsızlıklar, yolsuzluklar, huysuzluklar, namussuzluklar, şu böyle milletvekili olur mu ya? Böyle millet meclis olmaz. Bir çözüm getirin ne olur. Enflasyonu yenin ne olur. Altyapıyı yapın ya, ne olur. Fabrika kurun ne olur. İnsanlara iş bulun ne olur. Kardeşlik getirin ne olur. Akan kanı durdurun ne olur, ne olur, ne olur. Hiçbirini yapamıyorlar. Laiklik, lik, 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 lik. Bu ne ya? 70 senedir ömrümüz öyle geçti. Leyleğin ömrü lak lakla geçer derler. Bunların da ömrü lik likle 70 senede böyle geçiyor. Neyi çözdünüz, neyi hallettiniz ya? Bir hocayla görüşmek niçin suç? Bir hoca efendiyle görüşmek niçin suç? Bu ne biçim laiklik anlayışı? Papazların kıydığı nikahları geçerli Türkiye'de, hocaların kıydığı nikahlar geçersiz. Niçin? Bunun cevabını versinler yetekseler. Niçin? Mısır'ı fetheden ve üç kıtaya hükmeden bir hükümdarımız var bizim. Adı Yavuz Sultan Selim Han. Öyle mi değil mi? Evet. Yavuz Sultan Selim Han. Aman ya Rabbi. Kanuni Sultan Süleyman'ın nesiydi bu? Babası ya, babası. Bakınız. Mısır seferine giderken hepiniz biliyor, bütün tarihe geçmiş. Bütün tarih kitaplarında istisnasız var. Yanında hiç eksik etmediği bir hocası vardı. Yavuz Selim Han'ın yanından hiç eksik etmediği bir hocası. Bütün kitaplarda adı geçiyor. Nedir? İbni Kemal Hazretleri. Dört mezhebin alimi. Yeryüzünün o asırda en büyük alimi o. İbni Kemal. Tefsir sahibi. Kur'an'ı tek başına dünyada tefsir eden adam. Böyle bir alim devamlı yanında. Mısır seferine giderken de onu yanına almış. Yavuz Sultan Selim Han'ın atıyla hocasının bindiği at böyle yan yana, hani at başı derler, böyle beraber gidiyorlar biliyorsunuz. Nasıl olmuşsa bir araziden, çamurlu sulu araziden geçerken İbni Kemal Hazretleri'nin, büyük alimin atının ayağından muazzam bir çamur fışkırıyor. Çamur sıçrıyor. Hemen yanı başındaki Yavuz Sultan Selim Han'ın üzerindeki kaftan, o muazzam hükümdar Hakan kaftanı bir miktar çamurlanıyor. Çamur olur ya, yıkanması mümkün, temizlenmesi mümkün, çamur. Böyle bir hal olunca Hoca Efendi'nin atının ayağından sıçrayan çamur padişahın kaftanını kirletince, eyvah diyorlar etrafındakiler, şimdi padişah gazaba gelecek. Gazap, gazap. Yavuz Selim Han deyip geçmeyin. Yeryüzüne sığmamış bir adam. Yeryüzüne sığmamış bir adam. Sivas'tan Müslüman askerleri alıyor ve Arabistan çölünü tamamen geçiyor. Bir tek Müslümanın burnu kanamadan çölü aşıyor. Bunu ilim izah edememiş hala şimdiye kadar. Nasıl çöl aşıldı? Böyle bir padişah, böyle bir insan, hafızı kelam, hani ölürken, Yavuz Selim Han ölürken, son anlarında, yatağında vefat ederken, hani işin, şahsiyetin teşekkülünü anlatmak için söylüyorum, Hasan Can namında onun çok sevdiği bir yoldaşı var. Nedimi, can yoldaşı, yanından hiç eksik etmiyor, Hasan Can. Hasan Can diyor, bana bir Sure-i Yasin oku. Yasin'i okuyor. Vefat edeceği ana yakın. Yasin okuyor.
okurken Hasan Can böyle bir dünyanın en büyük hükümdarının, sultanın vefatının heyecanı içinde bir ayeti kerimede takılıyor. Takılır takılmaz Hasan Can diyor ayeti baştan al, yanlış okudun. O da beraber okuyor. Vallahi böyle. Yavuz Selim Han. Devam ediyor. Hasan Can okumaya devam ediyor. Ve Yavuz Selim Han'ın okuduğunu hissedemediği için olacak ki sultanım diyor siz de okuyun. Şu anda diyor ebedi aleme göçme zamanıdır. Allah'la buluşmak zamanıdır. Siz de okuyun deyince o haldeyken bile gadaplanıyor. Diyor ki Hasan Can ben hayatımda ne zaman Allah'la beraber olmadım ki bunu söylemeye utanmıyor musun diyor. Dakika dakika hadise. Tam Hasan Can zalike takdirul azizil alim ayetini okuyor. Zalike işte bu demek Arapça. Hani vel kamera kaddernahu menazile hatta adetel urcunul kadim. Ayetler devam ediyor. Zalike takdirul azizil alim. Zalike işte bu Arapça. Hani var ya Kur'an'ın başında Bakara suresinde elif lam mim devam edin. Zalikel kitabu. İşte bu kitap. Zalike Arapça işte bu demek. En yakın şeyi gösteriyor. Zalike takdirul azizil alim ayetini okuyor, gözlerini yumuyor, Allah'a teslim oluyor. Ayetle ecel aynı anda bitiyor. Zalike böyle bir padişah. Yavuz Selim Han ilk Osmanlı halifesi. Araplardan hilafeti teslim alan ilk padişah kimdir? Yavuz Sultan Selim Han'dır. Biliyorsunuz Fatih'te çarşambada türbesi var. İçinizde ziyaret etmeyenler ben şahsen bir Müslüman olarak eksik olarak görüyorum. Yavuz Sultan Selim Han'ı ilk Osmanlı halifesini Fatih'te çarşambaya gitmeden Yavuz Selim Camisi'nin kabristanında o muhteşem türbesini görmeyenleriniz varsa görmeyenleri eksik kabul ediyorum. Gidin ziyaret edin ne olur. Biraz tarihimize bakalım, biraz kökümüze bakalım, biraz arkamıza bakalım ne olur. İşte böyle bir zat yanından hocasını hiç ayırmadan Mısır seferine gidiyor. Ezan okundu mu? Mısır seferine giderken yanına yine hocasını almış. Hiç eksik etmediği hocasını almış. Atının, işte hocanın atının ayağından sıçrayan çamur olur ya beşer iş. Nihayet hayvandır. Bilerek olmaz, kasıtlı olmaz, sebep olan şeylerden ayağından sıçrayan çamur böyle bir sultanın, böyle bir hakanın, böyle bir Yavuz'un kaftanını kirletiyor çamur. Herkes endişe içinde. Eyvah! Sultan gadaba gelecek, kahredecek, ne diyecek, ne yapacak, ne söyleyecek. Merak içinde herkes, endişe içinde dönüyor Yavuz Sultan Selim Han. Diyor ki hocam, aynen böyle bütün kitaplarda var. Sakın diyor merak buyurmayınız, endişe buyurmayınız. Endişe etmeyiniz. Ulemanın bindiği atın ayağından sıçrayan çamur bizim şerefimizdir, namusumuzdur diyor. Vasiyet ediyorum bu çamurlu kaftan ben öldüğüm zaman tabutumun üstüne şeref payesi de örtülsün diyor. Biz böyle bir milletiz. Vallahi böyle bir milletiz. Ama bir hoca efendiyle bir başbakanın görüşmesine karşı çıkanlar hangi milletin çocukları, hangi milletin soytarıları bu adamlar? Ya milletimizi, milliyetimizi, tarihimizi, dinimizi inkar edemeyiz, mümkün değil. Laiklik var diye İslam'ı inkar edemeyiz, mümkün değil. Şahsiyetimizi yok edemeyiz. Laikliğe aykırıdır diye tarihini inkar edemem, halifeyi inkar edemem, mümkün değil. Yapmayın Müslümanlar, etmeyin. Allah aşkına kendimize gelelim. Haysiyetimizi, şahsiyetimizi yeniden bulalım. Allah'ın yolunda ittifak edelim, içtima edelim. Başka hiçbir yol kalmadı, falanın yolu filan. Hepsi tıkandı, hepsi takıldı, hepsi bitti. Bir tek yol kaldı. Günde 40 sefer okuduğumuz Fatiha-i Şerife'de ihdine sıratel müstakim kaldı. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Ayet-i Kerime'ye
başladık, yine bitmedi. Haftaya Allah nasip ederse devam ederiz. Ancak bu arada sizi yine bir hayra teşvik etmek üzere şu anda bütün Türkiye'de cuma namazı kılan kılınan bütün camilerde Erzincan depreminde biliyorsunuz hepimiz gördük, duyduk, gittik geldik. Zarara uğrayan, hala o zararları telafi edilemeyen binlerce insan, inim inim inleyen, zarurette, kahırda, gazapta olan insanların yardımına koşmak için bugün bütün camilerde Türkiye'de yardım toplanıyor. Bize de haber geldi. Ben de size cemaatimiz olarak, müminler ve Müslümanlar topluluğu olarak te'avenu alel birri ve takva, hayırda, takvada yardımlaşın ayeti kerimesinin icabına uyarak bu yardıma katılmanızı Allah ve Resulü adına, İslam adına sizlere bu ifadeyi kullanıyorum. Allahu Teala bu mübarek ayların bereketine, hürmetine, feyzine nail olmak gayesiyle, Rabbimizin rızasını tahsil maksadıyla şimdiden Erzincan depreminde zarara, ziyana, zarurete uğrayan kardeşlerimize yapacağınız yardımları şimdiden Hazreti Allah kabul eylesin. Amin. Esirgemeyin. Ne mümkünse, ne kadar mümkünse vicdanınızla, cüzdanınızla, gönlünüzle, gözünüzle, elinizle Allah için katılın. Verdiklerimizin kefili Rabbül Alemin'dir. Verdiklerimizin sahibi Rabbül Alemin'dir. O nasıl isterse değerlendirecektir. Biz şahsi sebeplerle vermiyoruz. Dini maksatla, İslami maksatla, rıza-i ilahi maksatıyla veriyoruz. Allahu Teala cümlemizi rızasından ayırmasın, rahmetinden ayırmasın. Davayı dini hakkı hayatımıza hakim eylesin inşallah. Rabbimiz üç aylar çıkmadan alemi İslam'ı içinde bulunduğu çıkmazdan çıkmayı nasip eylesin inşallah. Amin. Rabbimiz bütün alemi İslam'ın içinde bulunduğu belaları, iptilaları, ihtilalleri, anarşileri, terörleri, katliamları ve savaşları ve bütün bunları çıkaranları, çıkardıkları belalarla baş başa bıraksın inşallah. Amin. Rabbimiz cümlemize medet inayet eylesin. Hak Teala önümüzdeki beraat kandiline ulaşıp beraat etmeyi de hepimize nasip eylesin inşallah. Ramazan-ı Şerif'e de böylece sıhhat afiyetle ulaşmayı Rabbim nasip eylesin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.